Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Safişin Emekleri. Bugün size Peppa domuz çalışması yapacağız. Ben şöyle ayak, kol, kulak, benekleri ve burun olarak yaptım. Birer tanesini, ayağı iki tane yaptım. Sonra bir tane daha yapacağız. Ana çalışmamız için bu rengi kullanacağız. Bunları da süsleme için kullanacağız. Şöyle hemen iplerimi kenara koyuyorum ve ana çalışması olarak şuradan ana rengimi alıyorum. Rabbim cümlenize sağlık, sağlık, afiyet versin. Şöyle sihirli halka ile başlıyorum ve tutturdum. 1 2 3 4 5 6 7. Öncelikle kafadan başladık. Sonra burun yapacağız. Sonra bedenini ve kollarıyla birlikte yaparak hepsini birleştireceğiz Allah'ın izniyle. 7 tane sık iğnemi yaptım ve birleştirdim. Aynı yuvanın içerisine bir tane daha yapıyorum. 1 ve ikişer tane batıyorum. Bunu kafa olarak yapıyoruz. 2'şer tane, 7 tane yuvamın içerisine 14 tane sık iğne yapacağım. Evdeki herhangi iplerinizden yapabilirsiniz çocuklarınız için. Onlar size kalmış, renk tercihleri, yani ip tercihi. Şimdi burası artık başlama yerimiz. Şöyle ipimi şuradan bağlıyorum. Dibine doğru kaydıracağım. Bu şekilde ipimi bağladım. Ve 1 2 tane tekli yapıyorum ve üçüncüyü çiftli yapıyorum. 1 2 3. çift batıyorum. Gördüğünüz gibi 1 2 3 2 tane yapıyorum. 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 1 bakalım hemen. Başlama noktamız şurada. Başlama noktamız geçmemişiz. 2 3 1 2 3 ve dördüncü yapıyoruz. Zaten batma yerlerimiz belli. Batma yerlerinden batabiliriz her birine. Artık 3'tü 4'e döndü. 4 oldu araları. 1 2 3 Şimdi 4'e doğru gidiyoruz. 1 2 3 ve batıyorum. Şimdi başlama noktasına geldim. Buraya bir tane çatal iğne koyacağım. Çatal iğnemi koydum. Yeri belli olsun diye karıştırmayalım. Şimdi artık bütün yuvalara 1 2 3 dördüncü çiftli 1 2 3 4'e çift batıyorum. 1 2 3 4 çiftli 1 2 3 4
çiftli, 1, 2, 3, 4, çiftli, yani 2 tane batıyorum, 1, 2, 3, 4 ve 2 tane batıyorum. Burası başlama yerimiz. Bu kadar kafa büyüklüğü yeter. Biraz uzatacağız. 1, 2, 3, 4, 5 sıraya kadar arttırdık. Şimdi artık kafasını yapıyorum. Yuvarlak şekilde 5 sıra falan, 4-5 sıra yapacağım. Hemen şimdi 4 sıra falan yapalım. Ondan sonra boyutuna göre bakacağız. Bu şekilde her yuvadan batarak 4 sıra yapalım. Şimdi buradan kesme işlemini yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ara bırakıp kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve kesiyorum. 1, 2, 3, 3 denk geldi buraya. Olsun, sorun değil. Bir dakika geldiğimizde buradan kesmeyiz. Şimdi 1, 2 kesiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 ile kesiyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5, 6 ile kesiyorum. Işığımın birini açmamışım. Hemen açayım. Açılmıyor. Bir sorun var galiba, açılmadı. Bir, iki, üç, dört, beş ve altıyla kesiyorum. Ha, kestiğim yerlerden kesiyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kesiyorum. Şimdi tekrar kesme işlemini uyguluyorum. Şimdi tekrar kesiyorum. Tabi biraz daha kesince elyafını katacağız. 1, 2, 3, 4 kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 de kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 de kesiyorum. Şimdi burada kesme işlemini yapmayacağım, burada yapacağım. Şimdi elyafını bir katalım. Şimdi elyafını kattım. Boşluk olursa az daha katacağız. İyice dondurmamız gerekiyor. Şimdi tekrar kesme işlemi yapacağız.
Buradan da kesiyorum. 1 2 artık 2'ye düştü. Ve kapatacağız. Az daha elyaf istiyor arkadaşlar. Buraları boşluk oldu. Az daha elyaf katayım. Şöyle silikon elyafım var. Bir önceki videomda söylemiştim. Şöyle tığ yardımıyla katalım. İpine dikkat edin, içine girmesin. Şimdi tamamen katalım hepsini. Şöyle boşluklara sıkıştıralım iyice. Tamamen üstünü kattım. Şimdi kesiyorum tekrar. Artık bir tane boşluk oldu. İki tane boşluk, pardon. Kesiyorum. Şimdi artık tamamını keseceğim. Fazla burayı sivriltmek istemiyorum. Tamamını kesiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Kafayı bitirdik. Bu nasıl kapı oldu derseniz burnu yapınca göreceğiz. Bu şekilde. Buradan makasımı alıyorum. Şimdi kafa düz olacak. Şurası arkadaşlar. Burnu tam düz yerden çıkartacağız. Burasını kafa düşünün. Burun da şöyle yapacağız. Çünkü kafayla burun bir olmayacak. Neyse sihirli halkayla başlayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı tane sık iğne yaptım. Burun yapıyoruz artık. Hemen sabitledim. Bir zincir çektim. Dibine tekrar batıyorum. 1 2 battım. 3 battım. Çift batıyorum her yuvaya. 4 battım. 5 battım. 6 battım, 7 battım ve hemen şuraya sabitliyorum. Burunu çok fazla kalın yapmayacağım arkadaşlar. Biraz sivri yapacağız. Bu şekilde. Hemen etrafına geçiyorum. Dediğim gibi sivri burun yapacağız. Sayacağım hepsine. Başladım noktayı geleyim. Şimdi burası başladığım nokta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 toplamda 14 tane 15 tane sık iğnem var. 15 tane sık iğneyi bir parmak uzunluğunda
küçük parmak uzunluğunda yapacağım. Serçe parmak. Şunun gibi. Ondan sonra bitireceğim. Bakalım kaç tane çıkacak. Bu şekilde artık artırma yapmadan 5-6 sıra örelim. Şimdi boyutunu ayarladım burunun. Elyafını katacağım buruna da. Şu şekilde elyaf katıyorum. Kabarması için. Az daha katıyorum. Bunu buraya dikeceğiz. Şu şekilde olacak. Şu şekilde burnunu dikeceğiz buraya. Hemen ben bunu bir ipini kopartayım. Keseyim ipini. Şuradan ipini kestim. Dikecek kadar. Şöyle burnunu dikeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde olacak burun. Şöyle biraz daha getirebiliriz. Buraya da ağız payı, ağız payı vereceğiz. Şimdi maviye geçeceğim. Maviyle gövdeyi yapacağız. Şuradan ben maviyi hiç şey yapmak istemiyorum. Ekten yapmak istemiyorum. Şuradan orta yerden maviyi tutturacağım. Biraz daha şöyle kıyıya getireyim. 1 2 3 kaydırıyorum. 4 kaydırıyorum. 5 kaydırıyorum. Aşağı iniyorum. 6 kaydırıyorum. Hemen burada kaç sıra yapmışım? Bırakmışım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. sıra yapalım. 9. sırada. Hemen şu şekilde kaydırarak karşıya gidiyorum. Bunu da dikmemek amaçlı, daha kolay ve basit olacak. Bunu dikmemek için yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Hemen tamamı sayısını vereceğim. Yuvarlak bir şekilde kaydıra kaydıra geldim. Şimdi başlamış olduğum noktada bir tane daha alıyorum yanından. Hemen buraya artık sık iğne yapıyorum. Bir sıra attırmadan sık iğne yapacağım. İkinciyi artıracağım. Attırmaya başlayacağım burada. Toplamda kaç tane çıktı sayacağım biraz sonra. Daha düz mavim yoktu. Biraz tüylüyüm şekil. Şimdi sayalım buradan. 1 Şurada çatayla nemi çıkartıyorum. Şuraya takacağım. Buradan saymaya başlayacağım. 1 Arttırdım. 2 3. Tekrar arttırdım. 3 4 5. de tekrar arttırdım. 6 7. de tekrar arttırdım. 7 8 9. de tekrar arttırdım. 10 11. de tekrar arttırıyorum. 12 burada bununla beraber 13
ve arttırıyorum. Şimdi arttırdığım yerlerden tekrar arttırıyorum. 1 arttırdım. 2 tek oldu arada ve arttırıyorum. 2 tekrar arttırıyorum, artırma yerine geldim. 3 tekrar arttırıyorum. Burada. 3. de. 3 tekrar arttırıyorum. Artırma yerlerim belli arkadaşlar. Oralarda artırma yapacağım. Burada tekrar arttırıyorum. Burada yok. Arttırmam. Burada yok. Burada yok. Burada var. Bakın ikili. Gördüğünüz gibi arttırdığım yerler ikili. Burada değil, burada. Şöyle ipimi biraz incelteyim. Hemen arttırıyorum. Aynı yerden. Bu sırayı da arttıracağım. Ondan sonra düz yapacağım. Kesme işlemine sonra düz yaptıktan sonra geçeceğiz. Hemen burayı da kesiyorum. Arttırıyorum. Bu sırayı da şuraya kadar arttıralım. Şu başlamış olduğumuz noktaya kadar. Ondan sonra düze geçeceğiz. Bakın bu şekilde gördüğünüz gibi kolay ve basit bir şekilde artık arttırmayacağım. Bunu 5-6 sıra öreceğim. Ondan sonra kesme işlemine geçeceğim. Hadi bakalım. Hemen sayayım ben size. Arttırma yerinden. 1-2-3-4-5-6-7-8 sıra yaptım arkadaşlar düz. Şimdi kesme işlemine geçiyorum. 1 2 kestim. 1 sık keseceğim bunu. Çok fazla altını uzun yapmamak için. 2 3 4 5. 5 tane ara bıraktım. 1 2 6 7 7'yi kesiyorum. Bu şekilde. İpince inceltiyorum bu arada. 1 2 3 4 5 hemen 6 ve 7'yi kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 ile 7'yi kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 ile 7'yi kesiyorum. 1 kesme yerime kadar geleceğim. Burada kesmişim. 2 3 4 5 tam denk geldi. Kesiyorum. Kesme yerlerim belli artık. Saymasam bile şu ikili yerlerden hep kesiyoruz. 1 2 kestim. 1 2 3 4. 4 tane arası ikili yerlerden kesiyorum. 2 3 4 arası kesiyorum. Dediğim gibi ipim eski, bu ip biraz tülenmiş durmakta. 1 2 3 4 arası. Hemen bir tane var, kesiyorum.
Hemen kesiyorum. 3'e düştük. 3. Tekler 3'e düştü. 1. 2. 3. Kesiyorum. Hemen azaldığında el yapımı katacağım. İki, bir, iki, üç. İkiye düştüğünde el yapına katalım. Bir, iki. Evet, ikiye düştük. El yapına katalım. Şimdi el yapına kattım. Bu şekilde. Hemen ikiye düşmüştük. Hemen kesiyorum. Bir, iki. Kestim. Üçüncüyle dördü. Bir, iki. Üçle dördü kesiyorum. Bir, iki. Üçlü dördü kesiyorum. Şimdi bire düştüm artık. Bunları da kesiyorum. Bir tane boşluk yapmayalım. Buradan da keselim artık. Çok fazla burayı sivriltmek istemiyorum. Şimdi tamamını iki iki kesiyorum. Kalanları tamamını iki iki kesiyorum. Bu şekilde. Hemen şöyle keselim. Şuraya takıldı. Bir, iki. Kapattım. Şöyle hepsini bir şöyle bir kapatayım. Şurayı biraz çektirelim. Şimdi ipimi buradan kesiyorum. Alttan çekeceğim. Biraz daha yandan. Bu şekilde. Gövdemiz hazır oldu. Şimdi kollarını dikelim. Şöyle kollarını dikeceğiz. Bakın. Bir dikelim kollarını. Pardon arkadaşlar. Ayağını dikeceğim. Bir ayağını diktim. Bir ayağını da dikeceğim. Hemen şu hizadan alıyorum. Şu hizadan. Bakalım hemen. Şu hizadan tutturacağım. Üçüncü yuvadan. Şu şekilde. Ayaklar biraz şöyle olacak. Şöyle gelecek. Şuradan da alıyorum. Tekrar buradan geçiriyorum iğnemi. Tekrar pembeden. Yuvarlak olduğu için hiç fark etmiyor. Şuradan alacağım. Şimdi tekrar pembeden alıyorum. Buradan da alıyorum. Bakın ayağı da bu şekilde oldu. Biraz ayrık olacak. Tekrar maviden burayı sabitleyeceğim iyice ayağını.
hemen karşıya enimi geçiriyorum. Bu şekilde. Bakın ayağı da oldu. Hemen ipimi de şöyle geçireceğim. Bir keseceğim. Ayağını da anlatacağım tabii ki. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi burnu dikelim. Kol biraz büyük geldi gözüme. Belki biraz sökebilirim kolunu. Ya da daha küçük yaparım. Zaten kolla ayak anlatımı aynı olduğu için hiç ayağı anlatmayacağım. Kolu anlatacağım yeterli. Şöyle uzun bir şekilde burnunu buradan dikeceğiz. Şöyle gelecek. Uzun bir şekilde dikiyorum. Biraz bakın buraya biraz kaldırıyorum burnu. Hemen şurada ilk sıradan pembemi alıyorum. Tekrar pembeden aynı sıra hizasından alıyorum. Yani şey kafadan. Pembeden deyince ikisi de pembe. Biraz tabii geçmesi zor oluyor. İğnenin. Ben aynı kurumda hiç dikmeyi sevmiyorum. Onun için bütün yapmayı seviyorum. Bu şekilde hemen burnu sabitleyelim. Hepsi bunu da bütün yapacaktım aslında. Daha önce çalışma yapmadığım için çok fazla üzerinde. Onun için burnu bütün yapmadım. Karaktere baktım oldu. Şimdi burayı şöyle ben dikeyim burnu da ondan sonra bakarız. Şimdi kolları kadar incelikte şey bacaklar kadar incelikte kol yapacağız. Bakın bu şekilde diktim ben. Ters yapmışım ayaklarını tekrar yönünü değiştirdim. Hemen kollarına geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane sık iğne yapıyorum kollarına. Çok fazla geniş yapmayacağız. İnce bir kol yapacağız. İlk etapta kolunu hafif biraz geniş yapacağım. Şimdi buraya ikili batıyorum hepsine. 1 2 2 3 ikili batıyorum hepsine. 4 5 6 6 7 7 tane battım. 14 tane olmuştur. Hemen bir zincir çekiyorum, dibine batıyorum. 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 tane sık iğnemiz var. Hemen buradan 2 sıra yapınca keseceğim. 14 tane 10 taneye düşüreceğim. 10 taneden götüreceğim. Hemen şimdi keseceğim. Hafif elini kalın yapmak için yapıyorum onu. Şimdi geldim. Buradan bir tane keseceğim.
Bir. İki. Bir tane kestik. İki kesiyorum. Üç kesiyorum. Ve dört kesiyorum. Dört tane kestim. 10 tane yeterli. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kesme yerime kadar saydım. 10 tane yeterli. Bunu bu şekilde hemen götüreceğim. 4-5-6 sıra yaptıktan sonra kolunu bitireceğim. Ayak da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ayağı da aynı. Ayağını anlatmayacağım. Bu şekilde. Ellerim terlediği için gıcırdıyor. 5-6 sıra yapalım. Kolunu da dikelim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. sırada ben bitirdim kolunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toplamda 9 sıra yaptım. Şeyine. Şöyle kolunun bir tanesini diktim. Bir tanesini beraber dikeceğiz. Evet, toplamda 15 sıra, 9 sırada düz öreceğiz. Yani artırmadan, kesmeden 9 sıra 10 taneye öreceğiz. Siyahını ben 12 ile başladım. 7 sıra siyah yaptım. Gerisini tekrar 9 sıra düz yaptım. Pembesine. Öyle o şekilde bitirdim arkadaşlar. Ayağına aynı olduğu için onu anlatmayacağım. Şu şekilde hemen kolunu sabitliyorum. Bakın şu şekilde hangi sıradan batmışım, şu sıradan batmışım. Bakalım hemen. 1, 2, 3, 4. sıra. 1, 2, 3, 4. sıra. 4. sıraya kolunu sabitliyorum. Hemen şuradan iki tane, burayı kapatmadım çünkü, iki taneden alıyorum. Ve çapraz bir şekilde dikiyorum. Tekrar maviden alıyorum. Şu sırada tekrar alıyorum. Üç defa da bitirdim zaten dikme işlemini. Bakın. Tekrar maviden alıyorum. Pembeden de alıyorum. Bu şekilde kolunda dikme işlemini tamamlıyorum. Şuradan maviden sabitleyerek şöyle karşıya geçireceğim. Bakın kolu da bu şekilde. Hemen ipim şurada uzatıp keseceğim. Tabii içine girecek zaten. Şu ipimi de keseceğim. Şimdi kulağın bir tanesini yaptım. Dilerseniz şöyle bir dikelim. Şu kulağı, öbürünü de anlatacağım. Çok uzun yapmadım onu da. Aynı kol yapar gibi yaptım. 11 tane tin oluşturdum. Sayacağım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de 7 sırada şey yaptım. Şuradan hemen kulağını tutturuyorum. Yan gelecek şekilde. Şu şekilde bir tane de şuraya dikeceğiz. Bunu da beraber yapacağız. Şuradan
tutturacağım. İnşallah. Tutturdum. Şöyle çeviriyorum. Hafif şöyle kıvıralım kulağını. Şuradan alacağım. Dikeceğim. Aynı hizasından sıradan alıyorum. Tekrar kulaktan alıyorum. Kulağı ikiye dikmiştim. Tekrar sıradan alıyorum. Kulakta bu şekilde, şunu da karşısına dikeceğiz bir tane daha. Hafif şöyle çevirebilirdik. Aslında böyle de güzel oldu. Şimdi kulağı sabitleyeceğim ve burada dikme işlemini bitireceğim. Bu şekilde kulakta ve kestim ipimi. Şimdi diğer kulağı beraber yapalım. Şöyle sihirli halka yapıyorum tekrar. Zincir çektim ve ipimi şöyle ikiye katlıyorum. 1 2 3 4 5 ve başladığım noktaya birleştireceğim. 11 tane yapıyorum buraya. Aynı noktanın içerisine bir tane daha batıyorum. 2 oldu. 3 4 4 5 6 7 11 tane yapacaktık. 11 oldu zaten. 1 hemen ipimi şöyle koyuyorum. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 11 tane oldu. Tıpkı ayak gibi 11 tane de ayak da bu şekilde götürmüştüm ayağı. 7 sıra siyah yaptım. Ondan sonra pembeye geçtim. Kulağı da çok büyük yapmadım. Küçük bir kulak yapacağız. Karakterimizin kulağı çok uzun değil. Bunu da 7 sıra yapacağım ve dikeceğim. 1 2 3 4 sıra zaten 4. sıra. 3 sıra daha yapıp dikeceğim. Şimdi kulaklar da tamam. Şimdi göze geçelim. 3 zincir çektim. Bir tane hemen başladığım yere sabitledim. 1 İçine batalım. 2 3 4 ve burası olmadı. Sihirli halka yapalım ya. Zincir uyunca biraz şey oldu. Şöyle sihirli halka ile başlıyorum. 1 2 3 4 4 tane sık iğne yaptım. Hemen birleştireceğim. Şöyle bol bir şekilde.
Birleştireceğim burayı. Beyaza geçeceğim. Hemen şöyle siyahımı keseceğim. Beyazla başlayacağım. Göz yapıyoruz çünkü. Başlamış olduğum yere tutturuyorum ipimi. Şu şekilde tutturalım. Şu kanadından alalım ki biraz gölü gözü yukarıya çıksın. Bir. Aynı yuvanın içerisine iki tane batıyorum. İki. Üç. Dört oldu. Beş. Altı. Yedi. Ve bir tane basacağım. Sekiz. Sekiz tane beyaz yaptım. Ve beyazı da bu şekilde tutturuyorum. Beyazı keseceğim. Hemen biraz sonra küçük göz yapacağım çünkü karakterimiz küçük zaten. Ha, kırmızıyla geçeceğim etrafına. Her boşluğa batacağım. Bu şekilde. Her boşluğa batacağım. Kırmızıyla, bordoyla dikeceğim. Kırmızı değil, pardon. Bordoyla dikeceğim. Gözünün bir tanesini yapalım, dikelim. Diğerini de ben yapayım. Bu şekilde. Buraya iki tane batayım ki kastırmasın. Bu şekilde arkadaşlar. Gözde bitti. Hemen gözümü de kesiyorum. Gözü dikelim. Küçük bir göz yaptık. Bu daha büyüktü. Hemen iğneme ipliğimi takıyorum. Şurada iplerimi temizleyeyim. Ayağımıza takılmasın. Şöyle gözleri dikiyorum. Dikeceğim. Dikmesi biraz sorun olacak ama dikeceğiz. Biraz gözleri tepede olacak. Şöyle kulağının hemen yanında. Çok fazla sık dikmeye gerek yok. Hemen şuradan pembeden bu tarafa geçireyim ipimi. 3-4 yerinden tuttursak yeterli. Bir de şuradan tutturayım. Şöyle alttan alalım ki şimdi karşıya geçiyorum. Elim biraz terlediği için problem çıkıyor. Hemen şuradan tekrar bordomu tutturuyorum. Ve şuradan alacağım. Bitireceğim arkadaşlar. Bu şekilde gözü tutturmamız yeterlidir. Siz isterseniz daha sıkı tutturabilirsiniz. Ben videoda uzatmak istemiyorum. Onun için hemen ben bu sabitleyeyim. Şimdi buruna geldi sıra. Arkadaşlar. Şöyle 3-4 defa siyah düğümledim. Şuradan karşıya
geçiyorum. Bu şekilde. Bakın. Şimdi buradan da 2-3 defa siyahını geçeceğim. Ve bitireceğim. Burada da siyah noktalar olduğu için burun delikleri. Onun için burun deliği yapıyorum. Bakın. Siyah da bu şekilde olsun. Hemen içine çekeyim ki ipimiz keselim. İsterseniz kırmızı bordodan benekler yapabilirsiniz üzerine de. Ben bu şekilde bitirmek istiyorum artık. Güzel oldu. Bakın harika bir oyuncağımız oldu. Umarım beğenir ve yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni ve paylaşım yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Safişin elemeklerinde kalın.